Türkiye'de mübadele ile ilgili çalışmalar denildiğinde şunu söyleyebilirim. Ben doktora tezi olarak mübadele konusunu alıp inceleyene dek Türkiye'de aslında mübadele konusu hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyordu. Yani yazılmış çizilmiş tek bir kaynaktan söz etmek mümkün değildi. Ve iğneyle kuyu kazmak gibi bir süreç benim için başlamıştı. Yerli ve yabancı kaynaklardan ve arşiv belgelerinden toparladığım belgelerle, o zaman belgeler de bu kadar, yani daha doğrusu arşivler de bu kadar yaygın değildi. Şimdi biraz daha bu konuda rahatız. Ve sonunda benim çalışmam ortaya çıktı. Benim çalışmam yayınlandıktan sonra Tarih Vakfı tarafından Türkiye'de bir hareketlenme oldu. Konuya ilgi duyan kimi sivil toplum örgütleri daha işte bir takım yeni çalışmalar yapmak için harekete geçtiler. Ve sonunda kimi üniversiteler bu konuların değişik yönleriyle ilgili, yani mübadelenin değişik yönleriyle ilgili ya da işte bölgesel bir takım uygulamalarla ilgili tezler vermeye başladılar. Ve böylece zaman içerisinde önemli bir literatür ortaya çıktı. Ama bu literatürün yanı sıra bir de harcı alem türünden, yani yapılan çalışmalara yeni bir şey katmayan, aslında katmaktan da öte yanlış bir şey söylediği için onun aksini ispatlamak için de ciddi akademisyenleri önemli ölçüde uğraştıracak özellikleri olan harcı alem türünden kimi eserler de kendini gösterdi. Ama bana göre en önemli sevindirici yanlarından bir tanesi edebiyatta da mübadele konusu işte 1980'li 90'lı yıllarda yeterince işlenmemişti. Bir tek belki şeyden söz etmek mümkündü. Sabahattin Ali'nin Çirkince diye bir öyküsü vardır. Bundan söz etmek mümkündü. Bu süreç içerisinde önemli bir edebiyat literatürü de ortaya çıktı. Yaşar Kemal, ondan sonra işte Kemal Anadol, ondan sonra yine mübadeleyi ele alan başka bir takım yazarlar, Yılmaz Karakoyunlu gibi. Bunlar değişik kitaplar yazdılar. Mor Salkımlı Selanik örneğin, Canan Tan'ın Hasreti, Yaşar Kemal'in az önce sözünü ettiğim işte birkaç romanı devreye girdi ve özellikle de tabii ki Ayvalık'tan Sayın Ahmet Yorulmaz'ın yazdığı romanlar. Bunlar zaman içerisinde bir edebiyat literatürünün oluşmasında da çok önemli bir yer etmiş oldu